Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen litaskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. Sadakallâhul azîm. Kâle Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem, lâ yerhamullâhu men lâ yerhamun nâs. Sadaka Rasûlullâh fîmâ kâl ev kemâ kâl. Bizleri yoktan var eden, bizleri yaşatan, rızıklandıran, bizleri inananlardan kılan yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ihsanı, lütfu bizlerin ve bütün inananların üzerine olsun. Rabbim ibadetlerimizi, oruçlarımızı makbul eylesin. Huzurlu bir aile ortamında yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, aile yeryüzünün en köklü, İnsanlık tarihiyle yaşıt, eski ama asla eskimeyen bir kurumudur. Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemiz ilk baştan beri insanın değerinin ailede önem kazandığını ortaya koyarlar. Aile toplumun en küçük birimidir ama en önemli ve en değerli varlığıdır. Milletler ailenin temelleri üzerinde yükselir. Eğer bir milleti tahrip etmek istiyorsanız aileyi tahrip etmeniz yeterli olacaktır. Toplumun huzurlu olması ailenin huzurlu olmasına bağlıdır. Ailevi değerlerimizi ayakta tutacak en önemli unsurlar ise sevgi, saygı, şefkat ve merhamettir. Yüce Rabbimiz insanları en güzel şekilde yaratmış, diğer varlıklardan üstün kılmış, sevgi ve saygı temeline dayalı da bir aile kurulmasını bizlere öğütlemiştir. Nitekim ayet-i kerimesinde Rabbim şöyle buyurur: "Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen litaskunu ileyha ve ceale beynekum meveddete ve rahme inne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn." Kendilerine ısınasınız diye sizin içinizden, kendi türünüzden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhameti var etmesi Allahü Teala'nın varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Kıymetli kardeşlerim, ayet-i kerime evliliğin sadece biyolojik ihtiyaçları karşılamak için kurulmadığını, aksine bunun ötesinde çok manevi, derin manalarının olduğunu bizlere ifade ediyor. Aileyi ayakta tutacak asıl unsurun sükunet olduğunu ifade ediyor. Bu sükuneti var edecek olan iki temel unsur ise sevgi ve merhamet olduğunu bizlere açık bir şekilde ifade ediyor. Kıymetli kardeşlerim, sevgi Rabbimizin bizim fıtratımıza yerleştirdiği, yüreklerimizde var ettiği muhteşem bir duygu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sevgi Rabbimizin bize verdiği eşsiz bir lütuftur. Sevgi aile birlikteliğinin tutkalıdır, çimentosudur. Sevgi İnsani özellikleri ve güzellikleri ortaya çıkarır. Seven sabreder, seven merhametlidir, seven fedakardır, seven cömerttir, seven birbirine değer verir. Sevginin devam ettiği ailelerin yıkılması asla söz konusu değildir. Onu hiçbir fitne, fesat, entrikanın yıkması mümkün değildir. Kıymetli kardeşlerim, aile içerisinde eşler
sevgilerini birbirlerine karşı sevgi sözcükleriyle ve davranışlarıyla yansıtmaktan asla çekinmemelidir. Zaman zaman maalesef biz dışarıdaki insanlara gösterdiğimiz değeri, kıymeti, evimizde aynı ortamı paylaştığımız, aynı idealler uğruna yaşamımızı devam ettirdiğimiz ailelerimizden maalesef esirger durumdayız. Tatlı gönül alıcı söz ve davranışların ilk önce en yakınlarımıza söylenmesi gerekir. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden her kim Allah için bir kişiyi seviyorsa ona sevdiğini söylesin. İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükretmesini bilmez buyurur. Zira güzel bir söz, tebessüm etmek dinimizde sadakadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuşlardır. Kıymetli kardeşlerim, işte bu aile içerisinde söz ve davranışların aileye yansıtılmasının en güzel örneğini biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de görüyoruz. Eşleriyle aralarında olan münasebetlerde görüyoruz. Hazreti Ayşe validemiz bir kaptan su içerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun içtiği su kabını alır, onun ağzını koyduğu yerden suyunu içerdi. Yine Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Bir gün kemikli bir etten ısırmıştım. Eti peygamberimize uzattım. O da benim ısırdığım yerden ısırarak yedi diyerek peygamberimizin adeta sevgisini davranışlarıyla gösterdiğini bize ifade ediyor kıymetli kardeşlerim. Keza diğer eşleriyle olan münasebetlerinde de birbirlerine karşı sevgileri, saygıları, değer vermeleri karşılıklı idi. Hazreti Hatice validemiz için kadınların en değerlilerinden biri ifadesini kullanıyor peygamberimiz. Hazreti Ayşe Hatice validemiz bunun karşısında peygamberimize değer verdiğini şu ifadelerle ortaya koyuyor. Peygamberimize vahiy gelmişti. Vahyin ağırlığı içerisinde evine geldi. Bir korku içerisinde Hazreti Hatice validemiz peygamberimizin bu endişesini görünce onu şu sözlerle teselli etti. Vallahi Allah seni utandırmaz. Zira sen akrabalarına bakarsın. Sözün en doğrusunu söylersin. Düşkünün, yetimin elinden tutarsın. Misafirlerine ikram edersin diyerek peygamberimize ne derece değer verdiğini ortaya koyuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Hatice validemizin vefatından sonra adeta sevgisini ölümsüzleştiriyor. Hazreti Hatice validemizin eşlerine, dostlarına hürmeti, ikramı asla ihmal etmiyor. Kıymetli kardeşlerim, bu sevgiyi, saygıyı biz büyüklerimizde de, ecdadımızda da görüyoruz. 80 yaşlarında bir amca eşiyle beraber doktor sırasında beklerken bir kişinin dikkatini çekiyor. Eşi diyor ki amcaya, aslanım hitabında bulunuyor. Bunun üzerine oradaki kişi diyor ki, teyzeciğim neden aslanım dedin? O da diyor ki, benim eşim Kore gazisi. Kore'den döndükten sonra ben ona sevgimi ortaya koyabilmek için aslanım hitabında bulunmuştum. O aslanım sevgi sözcüğü yaşlar ilerlese de asla kaybolmayacağını bu teyzenin ifadelerinden görüyoruz. Kıymetli kardeşlerim, eşler arasındaki en küçük paylaşım muhabbetin bir ifadesidir. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın. Eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile buyurur. İşte biz de bu ecre, bu sevaba talibiz. Bu sevabı alabilmek için
bir sevgi sözcüğü, bir gülümseme, bir teşekkür, bir sevgi dokunuşu ile bunu ortaya koyabilir ve bunun sevabını kazanmamız mümkündür. Cennete giden yol imanla birlikte sevgiden geçiyor. Zira Peygamberimiz iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız buyurmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, sevmek aynı zamanda birbirimize karşı merhametli olmayı da gerektiriyor. Allahü Teala, rahmetim gazabımı geçmiştir. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır buyurur. Rabbim bizlere karşı merhametli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere karşı, insanlara karşı merhametli. Ailede merhamet, nazik davranış, kaynaşmayı, kenetlenmeyi sağlıyor. Öfke, zulüm ise ayrılığı getiriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu birlikteliği merhameti sayesinde sağlamıştı. Zira Yüce Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurur: Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer sen katı kalpli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi buyurarak merhametin kenetlenmeyi sağlayacağını bizlere ifade ediyor kıymetli kardeşlerim. Bizler kendimize merhamet edilmesini isteriz. Hele bu Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde bayrama kurtulanlardan olarak çıkmayı hep arzu ederiz. Eğer bize merhamet edilmesini istiyorsak karşımızdaki insanlara da merhamet edeceğiz. Zira Peygamberimiz la yerhamullahu men la yerhamun nas. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez buyurmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün torunlarını seviyordu. Orada bulunan bir bedevi, biz çocuklarımızı hiç öpmeyiz buyurdular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine yalnızca şaki yani bedbaht yani talihsiz olan kimse merhametten yoksun bırakılır buyurmuşlardır. Eşler birbirlerine karşı ancak iyiliği düşünürler. İyilik yapmayı her zaman ön planda tutarlar. Zira Peygamberimiz her zaman eşlerine karşı iyilik yapardı. Şöyle buyuruyor: sizin en hayırlınız ailenize karşı iyi olanınızdır. Ben de ailesine karşı en iyi olanınızım buyurmaktadır. Aile içerisinde sevgi, şefkat, merhamet gerekli olduğu gibi saygı da gereklidir. Aile sadece eşlerden ibaret değildir. Aile içerisinde büyüklerimiz, annemiz, babamız, dedemiz, nenelerimiz de bulunabilmektedir. Dinimizin bize tavsiyesi onlara saygı göstermemiz gerektiği doğrultusundadır. Zira Peygamberimiz küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir buyurur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Rabbin sadece sana kendisine kulluk etmenizi, anne babanıza iyi davranmanızı kesin bir şekilde emrediyor. Onlardan bir tanesi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa kendilerine öf bile deme. Onları azarlama, onlara güzel söz söyle buyurarak büyüklerimize saygı gösterilmesi gerektiğini bizlere ifade ediyor. Kıymetli kardeşlerim, Rabbim bizleri huzurlu bir aile ortamında yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bize sevgi, saygı ve gönül birlikteliği nasip eylesin. Bize hoşgörü, şefkat nasip eylesin. Bizleri çatışma içerisinde olan değil, nefret, kin içerisinde olan değil, ihanet içerisinde olan değil, sevgi ve saygı içerisinde olan kullarından eylesin. Hepimize dünya ve ahiret saadeti nasip eylesin.
Lillahi'l-Fatiha.